Merhaba Web Tekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte dünyanın en küçük çamaşır makinesi Haier Kodo'yu inceliyoruz. Bunun mantığı mesela bir kahve içiyorsunuz, üzerinize bir damla leke döküldü, onu çıkarmak. 176 mm'lik bir uzunluğu var, 46 mm'lik de bir çapı var, ayrıca ağırlığı 200 gram. Şunu söyleyeyim, kutusunda arka cepte bir fotoğrafı var arkadaşlar. Bu ürünün arka cebe girme gibi bir ihtimali yok, yani cepte taşınacak bir ürün değil. Ürün dakikada 700 darbe vuruyor arkadaşlar. Şöyle tutuyorsunuz lekeye doğru, tak 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 temizliyor, zaten birazdan göreceksiniz. Ayrıca 10 mililitre su tankı var içinde. Bunun yanında 30 saniye ile 120 saniye arasında lekesine göre temizleme gibi bir iddiası bulunuyor. 3 adet kalem pille çalışıyor, bu kumanda ince pillerden. Şu arkasını çıkartayım. Görebildiğiniz gibi buraya 3 tane pil takıyorsunuz. Aynı zamanda ön taraftaki su haznesine suyu ekliyorsunuz. Onu da hızlıca göstereyim. Şöyle çıkarttığım zaman buradaki hazneye suyu ekliyoruz. 10 mililitre su alıyor. Bunları ekledikten sonra çalışmaya hazır hale geliyor. Şimdi gelin hep beraber bu ürünü bir test edelim. Şimdi diyelim ki üzerinize ketçap döküldü. Al bakayım Efe şu ketçabı. O da nesi? O da nesi? Ah Efe ah! Olmaz demeyin. Çünkü kirlenmek güzeldir. Diyelim haylaz arkadaşınız üzerinize hardal sıktı. Kirlenmek güzeldir. Diyelim her sabah bir bardak kahveyi üstünüze dökmeden uyanamıyorsunuz. Kirlenmek güzeldir. Korkmayın, bunun bir çaresi var. Dünyanın en küçük çamaşır makinesi. Üzerimizde uyguluyoruz. O da nesi? O da nesi? Evet, inanılmaz inanılmaz. Saniyeler içerisinde hiçbir lekeden eser kalmadı. Etiket bile eklemiş gözünü sevdiğimin makinası. Evet arkadaşlar, Efe'nin testinden bence başarısız çıktık. Bir de şimdi gerçek anlamda bir test yapalım bu ürüne. Su haznesine alabildiği kadar suyu dolduruyorum. Buraya tekrar geriye takıyoruz. Şu küçük kapağını da kapatıyoruz üzerine. Ürünü kullanmadan önce şöyle bir şey yapmanız lazım. Çamaşır deterjanı dökmeniz lazım lekenin üzerine biraz. Hemen şimdi ketçapla başlayayım. Şöyle şuraya ufaktan bir ketçap lekesi yapıyorum. Şimdi diyelim ki ketçap damlattık. Bir tık çamaşır deterjanı koyacağız. Sıvı çamaşır deterjanı. Gezdirelim. Şimdi ürünü başlatıyorum. Hazır mıyız? Arkasındaki power tuşuna basıyorum. Güç düğmesine şurada bulunan. Ve tak 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 tak. Gibi. Aynı noktaya bir 30 saniye tutalım bakalım. Bu arada kendi kullanım kılavuzunda da altına yumuşak bir şey koyun diyor arkadaşlar ki aletin plastik ucu zarar görmesin. Durduruyorum. Hazır mıyız? Wow! Wow. Harbiden de yalnız temizledi lan. Morf olduk ha. Lekeden eser kalmadı. O zaman bir de kahve lekesi deneyelim mi? Deneyelim. Onurcuğum deneyebilir miyiz? Şöyle burada bir kahvemiz var. Şöyle bir barnaklayayım bunu. Bu zaten artık içilecek kıvamda değil. Şöyle lekemiz. Başlıyorum abi. Evet arkadaşlar, kahve lekesi içinde bakıyoruz. Şöyle etrafımızı hafiften dışlarına doğru taşırdı ama bence sonuç gayet olumlu. Şahsen ürün çalışıyor ve benim hoşuma gitti. Ürün gördüğünüz üzere kullanışlı ve hep beraber canlı canlı gördük. Lekeleri de çıkartmada başarılı, fena sayılmaz. Hani dezavantajlarından bir tanesi, yanınızda sürekli çamaşır deterjanı mı taşıyacaksınız? Hadi bunu taşıyorum, eyvallah. Yapacak bir şey yok. Böyle kullanırsanız işe yarıyor demiş adamlar. O yüzden mecburen ufak bir kapta da çamaşır deterjanı taşımanız lazım bunu alırsanız eğer. İnternet üzerinden biz bunu 60-70 dolar arasında fiyata aldık. Siz de çok rahat bir Google'lamayla bulabilirsiniz arkadaşlar. Videomuzun da artık sonuna gelebiliriz diyorum. Videomuz hakkında yorumlarınızı mutlaka alt tarafa atın. Ayrıca videomuzu da beğenmeyi unutmayın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Millet, hepinizin bildiği gibi bizim GoyGoy isminde bir eğlence kanalımız var. Orada patrona yaptığımız efsane şakayı buradan bulabilirsiniz.